Koca karınlı kedi yol kenarında dolaşıyordu. Kedinin bir evi ve yiyecek yemeği yok. Terk edilmiş gibiydi. İyi kalpli bir kız dayanamayıp onu kurtarmak istedi. Kız bir karton kutu buldu ve kediyi kutu içinde götürmeyi planladı. Küçük kedi marketin içinde oturmuş bekliyordu. Çaresiz gözleri her şeyi anlatıyordu. Kediyi kutuya koyup arabaya bindiler. Tedirgin ve korkmaya başlamıştı. Minik kedi ilk önce veterinere götürüldü. Bu tanımadığı yerde korkmuş ve kutudan çıkmak istemiyordu. Bir süre kutunun içinde bekledikten sonra dışarıya çıktı. Burada doktor muayene etti ve kedinin karnında ne yazık ki bulaşıcı peritonitis çıktı. Peritonitis karın zarının iltihaplanması neticesinde oluşan bir hastalıktır. Tedavi için veterinerde kalması gerekiyor fakat kedi kızın yanında değilken kendini güvende hissetmiyordu. Bir dizi kan testi yapılıyor ve tedavisine başlanıyor. Kızın işe gitmesi gerektiği için her zaman kediyle birlikte olamıyor, arada kediyi ziyaret edip onunla oyunlar oynuyor. Her geldiğinde ona cesaret verip yemek yemesini iyileşeceğini söylüyor. Kedi ilk geldiğinde zayıftı. Doktor onun hala yavru kedi olduğunu, daha iyi beslenince kilosunun artacağını ve iyileşeceğini söylüyordu. Zaman geçiyor ve kız ilerleyen zaman tekrar ziyarete geliyor. Küçük kedi kız gelir gelmez yanına gidiyor, onun güvenli ellerinde biraz dinleniyor. Kız gittikten sonra kedi, veterinerde pek çok yeni arkadaş ediniyor. Herkes onu sevmiş ve çok mutluydu. Bir süre tedaviden sonra yavru kedinin karnının 1 cm küçüldüğü gözlemlendi. Karnı daha fazla küçülebilirdi. Fakat kedi tedavi saatlerinde dışarıda gezmekle meşgul oluyordu. Yani iyileşme süreci nispeten yavaş ilerliyordu. Biraz daha zaman geçince kedinin karnı iyice küçülmüş, rahat rahat gezebiliyor, tırmanabiliyordu. İyice iyileşen kedi hastaneden çıkabilecekti. Kızın el örgüsüyle yaptığı fu örgülü kıyafetini giydi. Artık bizim yavru kedimizin adı Fufu olmuştu. Bu ismin ona huzur ve mutluluk getireceğine inanıyordu. Fakat kedi tam iyileşmemişti. Bu yüzden doktor kediye ilaçlarını evde vermeye devam etmesi talimatını verdi. Kız son derece sevinçli bir şekilde kediyi evine götürdü. Yeni evine çabuk adapte olan küçük kedi yeni bir yatak, her öğün yemek ve sıcak bir battaniye ile çok rahattı. Kızla oynamaktan ve eğlenmekten keyif alıyor, hayatını yeni sahibine borçluydu. Buradan daha huzurlu ve mutlu bir yer bulabilir miydi? Her yer iyi kalpli insanlar sayesinde, sevgi dolu hareketler sayesinde dünya daha iyi bir yer olacak. Küçük kedi sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamaya devam edecek. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.